Ne anlama geliyor Suriye'deki ateşkes? Suriye'deki ateşkes aslında Rusya'nın operasyonunu çok da fazla etkileyecek bir içerik ve anlam taşımıyor orada bence. Ama işte Türkiye'nin de oraya yapmaya niyetlendiğini anladığımız müdahalenin de zaten zemini tamamen ortadan kaldırmış bulunuyor ki zaten bu konuda da böyle bir niyetlerinin artık olmadığını 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın, ardından 4 gün sonra yine işte bu Can Dündar ve Erdem Gül vesilesiyle bahsettiğimiz Başbakan Davutoğlu'nun El Cezire'ye vermiş olduğu demeçte de kendisi de belli etti. Çünkü biz böyle müdahale yapsak Arapların buna muhalefeti ne olur? Yani buna muhalefet ederlerse ne olur gibisinden bir Araplardan muhalefet beklediğini gösterdi. Mazeret olarak da bunu kullandı. Bu ateşkes biliyorsunuz işte siyasi sürece yeniden bir anlam kazandırmak, bunu kolaylaştırmak, bunu önünü açmak için aslında kotarılmış bir şey, ama aynı zamanda da işte IŞİD'e veya Nusra'ya karşı da operasyonların durmamasını da hedefliyor. O halde ateşkes kimle kim arasında? Riyad'da bu Suudilerin topladığı aralıkta Cenevre süreci öncesinde topladığı grupları kapsıyor bu ateşkes. Ahrar-ı Şam'da ne kadar uyar, ne kadar uymaz onu ben bilmiyorum açıkçası. Orada bir ikircikli durum var. Yalnız bu mesela El-Nusra'nın bulunduğu bölgeler var. İşte bu aslında kapanmış olan koridor, onun dışında İdlib ve civarı, buralarda El-Nusra söz konusu var ama çok iç içe geçmiş durumda. Küçük küçük gruplar var. Kimine ateş keseceksiniz, kimine kesmeyeceksiniz, nasıl olacak? Doğrusu Halep'te bu nasıl uygulanacak? Bu açıdan da riskli ve uygulanması son derece güç bence ateşkesin sağda.